E, merhaba efendim, şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. E, gönül dolusu muhabbetlerim, saygılarımı arz ediyorum. E, malumunuz e, bu sohbetlerimizi Salı günü akşam yapıyorduk ama benim e, bu Salı e, hesabımda olmayan bir programım çıktığı için bu haftaya mahsus sadece Pazar gününe, bugüne e, sohbetimizi aldık. İnşallah daha sonraki sohbetlerimizi yine aynı gün, salı günü aynı saatte yaparak sizlerle buluşmaya kısmet olursa devam edeceğim. Şimdi bugün, geçen hafta ele almış olduğumuz Kur'an'ın evrenselliği ve tarihselliğine ilişkin konuşmamızın üçüncü ve tarihsellik ve evrensellik anlamında son konuşmasını yapacağım. Ve daha sonra bu konuyu bu giriş sadedinde yapmış olduğum konuyu önümüzdeki hafta itibariyle Kur'an Hermenöti olarak devam ettireceğim. Çünkü asıl konumuz o. Bu yapmış olduğumuz dersler ve sohbetler bir bakıma onun için bir hazırlık mahiyetindeydi. Umarım bu hazırlık o yapacağımız sohbetlerimizin daha iyi anlaşılmasına ve verimli olmasına katkı sağlayacaktır. E, takdir buyurursunuz ki bu çok son derece önemli ve felsefi bir altyapı gerektiren konunun e, sadece kavramsal boyutları üzerinden e, konuyu ele aldık ve e, çoğu zaman ee, sağlıklı anlamlandıramadığını, anlamlandıramadığını düşündüğüm, pardon tam telaffuz edemedim, anlamlandırılamadığını düşündüğüm e, bu kavramların doğru anlamları nedir? Onları nasıl anlamalıyız üzerine bu dersleri yaptım. En son gelmiş olduğumuz yer e, bizim kendimizin bulunduğu tarihsel konumumuz ile bundan yaklaşık 15 asır önce vahyin tarihle buluştuğu, onun tarihselliğinin e, ortamı arasındaki e, münasebet üzerinde duruyorduk ki bu münasebet bizi zaten önümüzdeki hafta itibariyle e, Kur'an Hermonetiği konusunu konuşmamıza bağlayacak ve e, inşallah oradan devam edeceğiz. Şimdi müsaadenizle ben yine tahtayı kullanarak konuma devam edeceğim. Kaldığımız yeri çok kısaca hatırlatmak istiyorum ve e, oradan e, bugünkü konuşmama devam edeceğim. Her zaman yaptığımız gibi bir asr-ı saadet çerçevesi çizelim. Bu asr-ı saadet 610-632 yılları arasına tek tekabül ediyor. Vahyin tarihle buluştuğu, vahyin tarihsel ortamı, tarihsel bağlamı. Bu tarihsel bağlamda vahiy Hazreti Peygamber üzerinden insanlara ilahi hitabı, ilahi mesajı ulaştırdı. Allahu Teala bu yaklaşık çeyrek asır içerisinde Arap toplumu üzerinden üç önemli hususun gerçekleşmesini sağladı. Bunlardan birisi inanç, ikincisi ibadet, üçüncüsü de sosyal ve hukuki düzenlemelerdi. Evet, bu üç hususu e, ele alırken tarihsel olarak gerçekleşen bu üç unsurun daha sonraki zaman dilimlerinde ve ta günümüze kadar buraya ben buna çağdaş asr-ı saadet diyorum. Çağdaş asr-ı saadet. günümüz bizim tarihselliğimiz. Buraya kadar vahyin tarihle buluştuğu bu tarihsel ortamın evrenselleşmesinin imkanından söz ediyoruz. Burada vahyin ilk muhataplarıyla buluştuğu tarihsel durumun daha sonraki tüm şu asırlar üzerinden bizim günümüze ve daha sonraki dönemlere doğru, kıyamete doğru tüm zamanlarda evrenselleşebilmesinin imkanını konuşuyoruz. Çünkü bu konuya ilk başladığımdan itibaren demeye çalıştım ki tarihsel olmak evrensel olabilmenin koşuludur. Öyleyse vahyin 610 ile 632 miladi yıllar arasında beşeri tarihle buluşması bu beşeri tarihte İnanç ibadet sosyal ve hukuki anlamda dönüşümler ve değişimleri gerçekleştirmesi bu dönüşüm ve değişimlerin müteakibi devamında gelecek olan efendim e, asırlarda müteakip e, asırlarda gerçekleşebileceğini müteakip tüm zamanlarda da gerçekleşmesinin mümkün olduğunu bize ima ve işaret eder. İşte bu tüm zamanlarda gerçekleşebilmesinin imkanını ifade etmek bakımından da konuyu sabitler ve değişkenler üzerinden ele aldık. Çünkü her tarihsel ortamda gerçekleşen durumun bir sabit tarafı biz bunu norm olarak ifade ettik. Bir de değişken yönü vardı ki bunu da form olarak ifade ettik. Demek ki tarihsel bir durumun zamanın tüm aşamalarında ve tüm tarihsel imkanlarda evrenselleşebilmesinin e, imkanı bu norm ve form konusunu sağlıklı anlamamıza bağlı. Bu itibarla da inancın tamamen normdan ibaret olduğunu ibadetin normu ile formunun eşdeğer olduğunu ama sosyal ve hukuki düzenlemelerde norm ile formun birbirinden ayrı şeyler olduğunu ısrarla ifade etmeye çalıştım. Burada vurgulamak istediğim şeyin e, özellikle hukuki ve sosyal düzenlemeler açısından ki bugün örneğimi buradan vereceğim bu e, şemada gördüğünüz norm e, sabit olana formda değişken olana tekabül ediyor Dolayısıyla şöyle de işaretleyebiliriz Dolayısıyla bizim kendi çağımızda kendi tarihsel ortamımızda, ibadeti buraya taşıdığımızda buraya ibadeti taşıdığımızda bunları konuşmuştuk. Burada bir sorun yok. Bunu zaten norm olarak taşıyoruz. Ee, pardon hemen evet, düzeltiyorum. İnanç diyecektim birinci sıraya. İnancı buraya taşıdığımızda bu sırf normdur. İbadeti taşıdığımızda bunun da normunu, formunu birbirinden ayırt edemiyoruz. Üçüncüsüne geldiğimizde sosyal ve hukuki düzenlemelere gelince bu sosyal ve hukuki düzenlemelerin e, gerçekleşmesinde yapmamız gereken şeyi hemen aynı yeşil renkle e, getireceğim. Asrı saadetin normunu buraya taşıyoruz oradaki sabiti buraya taşıyoruz. Ve bizim kendi tarihsel formumuzla onu birleştiriyoruz. Artı kendi tarihsel formumuz. Yani asrı saadetten getirdiğimiz norm sabit, sosyal ve hukuki düzenlemelerin amacı vahiy, asrı saadette gerçekleştirdiği ne kadar sosyal ve hukuki düzenlemeler varsa, bu sosyal ve hukuki düzenlemelere hangi amacı hangi gayeyi yüklemişse işte bu amaç ve gaye bu düzenlemelerin normudur ve bu asla değiştirilemez. Buna dokunulamaz. Dolayısıyla vahyin 610 ve 632 yılları arasında gerçekleşmiş gerçekleştirmiş olduğu tüm sosyal ve hukuki düzenlemelerin böyle bir normal normatif bir amacının olduğunu görüyoruz. İşte bu normatif amaç bize kendi tarihsel ortamımızda, kendi tarihsel koşullarımızda şurada bu normu buraya taşıdığımızda burada ona kendi tarihselliğimizin efendim formunu giydirdiğimizde asrı saadetteki gerçekleşen durumu kendi tarihsel koşullarımızda gerçekleştirmiş olacağız. Bunun içinde yine son derece önemli olan üç unsurdan söz etmiştim. Demiştim ki asrı saadetteki sosyal ve hukuki düzenlemelerde ilahi vahyin amacının üç temel ilkesi vardı: adalet, liyakat. paylaşım. Şimdi bu üç unsur asrı saadette gerçekleştirilen tüm sosyal ve hukuki düzenlemelerin temel zemini ve asla taviz verilmeyecek olan ilkeleridir. Şimdi biz bunların aynısını norm olarak buraya adalet, liyakat, ve paylaşım olarak taşıdığımızda yapmamız gereken tek şey adaleti bugün hangi yasayla sağlayacağımız liyakata nasıl bir ölçü bir çıta getireceğimiz liyakattan ne anladığımız liyakatın ne anlama geldiği paylaşım da sosyal ve toplumsal yaşamdaki insanların birbirleriyle olan e, diyalogları, birbirleriyle olan iletişimleri ve e, toplumun e, birbirlerine olan duyarlılığını e, kastediyoruz. Dolayısıyla buradan hareketle şimdi bugünkü e, konuşmama geçeceğim. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Paylaşımla ilgili bir örnek olacak bu. Sosyal paylaşımla ilgili bir örnek. Bunu da bu örneği de zekat olarak seçtim zekat örneği vereceğim ve zekat örneği üzerinden e, bu e, durumu yani asr-ı saadetteki tarihsel bir durumun e, nasıl sonraki zamanlarda müteakip asırlarda evrenselleşebileceğini ve bunun imkanının ne olduğunu zekat örneği üzerinden e, tarihsellik ve evrensellik konusunun somut bir örneği olması bakımından ele alacağım. Ve tabi bu örneği verdikten sonra bu örnek bize önümüzdeki hafta başlamayı düşündüğüm Kur'an hermonetine de başlamanın zeminini sağlayacak. Bu örnek üzerinden e, konuşmamın sonucunda e, nasıl bir Kur'an hermonetine geçiş yapacağımı, nasıl bir Kur'an hermoneti konuşmaları e, yapmayı planladığımı da kısaca inşallah sizlerle paylaşacağım. Şimdi buradan hareketle bu zekat örneği üzerinde duralım ee, ve zekatın hepimizin bildiği gibi toplumsal bir dayanışma, toplumsal bir paylaşıma tekabül eden en güzel örnek olduğunu e, bilmeyenimiz yoktur. Şimdi buradan hareketle zekatın asrı ı saadette neye tekabül ettiği ve oradan neye karşılık geldiğini biraz izah etmemiz ve irdelememiz gerekecek. Zekat dediğimiz hususun tam anlamıyla olgunlaşmasının ön aşamaları infakla başlamıştır. Kur'an ısrarla infak etmeye müminleri teşvik eder. Kur'an'ı okuduğumuz zaman gördüğümüz en önemli mesajın toplumsal ve sosyal mesajın infak olduğunu görürüz. Her zaman enfiku mimma razaknakum enfiku mimma razaknakum ifadeleriyle size verdiğimiz rızıklardan size verdiğimiz imkanları paylaşın e, mesajlarıyla Kur'an infak üzerinden bize sürekli bir paylaşım mesajı vermiştir. Paylaşma İslam dininin toplumsal değişmez, sabit, evrensel en temel ilkesidir. Bu infak aynı zamanda sadaka dediğimiz kelimeyle de ifade edilir. Sadaka vermek, infak etmek ve dolayısıyla toplumsal duyarlılığımız yani toplumun varlıklı kesiminin ihtiyaç sahibi insanlara karşı duyarlılığının bir ifadesi olarak infak ve sadakanın Kur'an'da sürekli olarak vurgulandığını ve teşvik edildiğini hatta sadece mal toplamanın, altın akçe biriktirmenin de kınandığını ve e, tehdit edildiğini de اَلَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفُضَّ ayetinde görüyoruz. Altını, akçeyi, gümüşü sürekli biriktiren ve ihtiyaç sahiplerini görmeyen, gözetmeyen kimselere neler söylediğini Kur'an e, Kur'an'ın hepimiz e, bu mesajların farkındayız ve bunlar bilindiği için de detaylandırmak istemiyorum. Ve keza yine Kur'an sevdiğiniz şeyleri infak etmeden Allah katında gerçek anlamda bir inanca, bir takvaya erişemeyeceğimizi de vurgulamasını da ekleyecek olursak zamanla infak ve sadakanın olgunlaşmış biçiminin zekat halinde tezahür ettiğini görüyoruz. Artık zekat Müslümanların bir ümmet, bir toplum olduğu, Müslümanların bir ümmet ve bir toplum olduğu e, sosyal yaşamın zorunlu bir e, görevi haline gelmiştir. Artık şu ikisi infak ve sadaka, nafile yani gönüllü olarak yapılabilecek, icra edilecek unsurlar iken infak ve sadaka gönüllülük gerektirirken zekat artık bir zorunluluk olacaktır. Yani Allah mali durumu yerinde olan insanlardan zorunlu olarak alınacak bir miktarın ihtiyaç sahiplerine verilmesini emir buyurarak artık zekatın bugünkü anlamda devletin aldığı vergi gibi bir vergiye dönüştürüldüğünü ve zorunluluk haline geldiğini hatta Hazreti Ebu Bekir döneminde bu zekatı vermeyenlerle savaşıldığını da tarihsel olarak hatırlayacak olursak ne kadar önemli bir hususa tekabül ettiğini zekatın görebiliriz. Şimdi burada Allahu Teala indirmiş olduğu vahiy üzerinden inananların topluluğuna ve inananların birbirleri arasındaki paylaşıma bu kadar e, atıfta bulunduktan, bu kadar önem verdikten sonra yine Kur'an-ı Kerim'de e, müminlerin adeta bugünkü manada maliyelerinde toplanan, beytülmalde toplanan imkanlarının ihtiyaç sahiplerine nasıl ve hangi sıralarla dağıtılacağına ilişkin bilgi verdiği yerde mümin olmayanlara bile yardımlaşmada bulunulacağına müellefeyi kulüp olarak İslam'a kalplerinin ısınması onlara kalplerinin e, düşmanlıktan kıskançlıktan kurtulmasını sağlamak bakımından e, bu imkanlardan yararlanmalarına kapı aralayan vahin o çok önemli mesajını dikkate alacak olursak e, toplumsal paylaşma e, Kur'an'ın vahyinin mesajında sadece müminlerin yine müminler arasındaki bir paylaşımı değil e, mümin olmayan inanmayan kimseleri de kapsayacak şekilde geniş bir daireye yayılmış olduğunu da söylememiz mümkündür. Her ne kadar daha sonra e, Hazreti Ömer e, bu e, Kur'an'ın kendilerine pay verilmesini, yardım yapılmasını salık verdiği grubu bu paylaşımdan ihraç etmiş olsa da Kur'an'ın o evrensel mesajına mani değildir. O hala devam ediyor ve bu bu mesajı nasıl anlayacağımıza ilişkin önümüzdeki haftalardan itibaren yapacağım konuşmalarda bunların üzerinde ayrıca detaylıca inşallah duracağım. Dolayısıyla paylaşımın ve paylaşmanın gerek müminler arasında gerekse müminlerle mümin olmayanlar arasında ne kadar geniş ölçekte bir Kur'ani hakikate ve evrensel bir mesaja tekabül ettiğinin altını çizmeye çalışıyorum bütün bu konuştuklarımla. Böylece zekat müminlerin arasında zorunlu bir görev haline getirildikten sonra artık bizim konuyu ele almamızın vakti geldi ve asr-ı saadetteki bu zekatın bizim günümüze nasıl taşınacağı, bizim günümüzde ne anlama geleceğine ilişkin yine burada iki o çerçeveyi tekrar etmeme müsaade buyurun lütfen. Asr-ı Saadet. Burası da bizim çağdaş asr-ı saadetimiz, günümüz. Zekat burada neydi? Burada ne olacak? bunu konuşacağız. Kur'an'ın tarihselliği ve evrenselliği çerçevesinde asrı saadette vahyin toplumsal bir dayanışmayı sağlamak üzere emrettiği zekatın tarihsel yönü nedir? Evrensel yönü nedir? Bunları görerek Bugün zekatı nasıl anlamamız gerekiyor? Bugün zekat deyince bu neye karşılık geliyoryu da göstermek bakımından bu örneğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir zekattan söz edebilmemiz için değerli dinleyenler, iki unsurun zorunlu olarak bulunması gerekir. Bunlardan birisi zenginlerdir. Zenginler diye bir sınıf bulunacak. Ee, bu zenginlerin e, bulunduğu sınıfın e, efendim e, yanında, bu zenginlerin kendilerine destek sağlayacakları mali destek sağlayacakları, bir de muhtaç fakir, Kur'an'ın fakir, miskin dediği aralarında her ne kadar nüans farkı varsa da muhtaç insanlar olarak bunları sınırlayabiliriz. Çerçeve içine alabiliriz. Bu iki sınıfın olması zorunludur. Yani zekat aslında bir sınıflı topluma işaret eder. Sınıflı bir toplumdur. Varlıklıların ve yoksulların bulunduğu bir e, sınıflı toplumu e, ifade eder ki tarihsel olarak burada da zenginler var. Fakirler var. Ve Kur'an bu zenginlerin fakirleri görüp gözetmesini emrediyor. Kendileri tokken başkalarının aç olmalarına gözlerini kapamamalarını istiyor. Böylece zengin ve fakirin olmasını zorunlu olarak gerektiren bir kavramdır zekat. Şöyle düşünelim. Eğer bir gün umarım insanlık bunu başarabilir. Bir gün böyle bir sınıfın olmadığı, herkesin kendine yetebildiği Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, bir yardıma ve desteğe ihtiyaç duymayan bir toplumu, insanoğlu e, oluşturmayı başarabilirse ki ben Allah'ın insanı yaratmasında böyle bir hedefinin olduğuna inanıyorum. Biraz hegelci bir yaklaşım oldu ama e, böyle bir hedefinin olduğunu, insanların böyle bir noktaya tekamül etmelerini insanı yaratırken hedeflediği kanaatindeyim. Böyle bir yere geldiğimizde artık insanların zengini ve fakiri yoksa toplumsal hayatta, sosyal yaşamda zengin ve fakir diye insanları ayırt edemiyorsak böyle bir zengin kelimesinin, fakir kelimesinin karşılığının olmadığı bir topluma gelmişsek artık orada zekat diye bir şeyden de söz edemeyiz. Tıpkı bugün köle konusu olduğu gibi. Dolayısıyla bu konuda zekatın Asr-ı saadetteki gerçekleşmesine, zengin ve fakir arasındaki iletişimin, yardımlaşmanın ve paylaşımın gerçekleşmesine baktığımızda Allah Resulü'nün zengini tanımladığını görüyoruz. Kimdir zengin? Ne kadar devesi olan zengindir affedersiniz, Ne kadar ne kadar küçük baş hayvanı olan zengindir. Ne kadar altına akçeye sahip olanı zengindir. Evi barkı ne olur, bineği ne olur. Ne tür bir mali duruma sahip kişi zengindir şeklinde bir tanım yapılmıştır. Keza zenginin tanımına bağlı fakirin de kim olduğu tanımlanmıştır ki bu zengin bu fakire bir yardımda bulunacak. Şimdi burada tarihsel olarak tespit etmemiz gereken zenginin kim olduğu, fakirin kim olduğu ve zenginin fakire ne kadar zorunlu olarak vermek durumunda olduğu. Ne kadar verecek? Zengin sahip olduğu malından ne kadar verecek? Bu ne kadar verecek konusu şu ifadenin bizim geleneğimizdeki adını da yazalım. Nisap dediğimiz efendim bir kişinin zekat vermekten sorumlu olduğunu gösteren mali imkanlarının gücünün adına nisap diyoruz. Ne kadar mali imkana sahip olduğunda bir kişi zekat verir? İşte bunu belirlememiz gerekiyor. Takdir edersiniz ki bu üç unsurun üçü de tarihseldir. Üç unsurun üçü de tarihseldir. Eğer devam eden şu zamanlarda ve günümüzde şu zamanlarda ve günümüzde toplumsal olarak yine zengin ve fakir var olmaya devam etmişse zekat da var olmaya devam edecektir evrensel olarak. Bizim bugün günümüzde zengin var mı? Evet. Fakir var mı? Evet. O zaman bizde de zekat dediğimiz kurumun devam etmesi gerekiyor. Çünkü tarihsel olarak buradaki tarihsel koşul bizden önceki asırlarda da devam ettiği gibi bizde de aynen devam ettiği için bu devamlılık söz konusudur ve bu tarihsel durumun asrı saadetteki gereklilikleri günümüz için de bir gerekliliktir. Bu kaçınılmazdır. Peki bu durumda yapmamız gereken şey şu. Acaba zenginin Asr-ı Saadet'te kim olduğuna ilişkin belirlenen nisap miktar. İşte bugün bizim fukaha'nın Diyanet İşleri Teşkilatımızın e, zekat vermek isteyen kimselere zenginliğin ölçüsünün 80 gram altın olduğunu söylediği şey Asr-ı Saadet'teki insanların imkanlarının altın üzerinden, gram üzerinden hesaplanmasıdır. Şimdi bu tarihsel 80 gram altın asrı saadette bir kişiyi zengin yapabilir. Ama bugün bizim için 80 gram altını olan bir kimse zengin midir diye sorarsak el cevap hiç düşünmeden hayır. O zaman birinci durum günümüzde zenginin kim olduğunun tanımının yeniden yapılması gerekiyor fakirin kim olduğunun tanımının yeniden yapılması gerekiyor. Eğer zenginin kim olduğu fakirin kim o tanımlanmadıktan sonra zekat dediğimiz bir müessesenin işleme ve çalışma şansı söz konusu değildir. Buradan hareketle baktığımızda hayatın günümüzde hayatın günümüzde inanılmaz derecede hızla aktığını ve değiştiğini özellikle paranın değer kaybetmesine enflasyona bağlı olarak yaşam koşullarının yıldan yıla çok büyük değişimler ve farklılıklar gösterdiğine dikkatinizi çekecek olursam adeta zenginin ve fakirin kim olduğunun yıldan yıla devlet istatistik kurumu tarafından tanımının güncellenmesi gerektiğini söyleyebilirim paranın bu kadar değer kaybettiği, enflasyonun bu kadar etkin olduğu bir dönemde zengin ve fakirin tanımını asr-ı saadetteki zengin ve fakirin tanımını taşıyarak gerçekleştiremeyiz. Bunun en trajikomik örneği Ramazan aylarında yaşadığımız ve asr-ı saadette verilen sadakayı fıtırdır. Bugün hala Diyanet İşleri Teşkilatımız maalesef sadakayı fıtır ne kadar verilecek diye Söylendiğinde asrı da asrı saadette uygulandığı gibi işte hurmadan şu kadar, arpadan bu kadar, üzümden şu kadar, buğdaydan bu kadar diye efendim bize sadakayı fıtır fiyatları söylenmektedir. Şimdi asrı saadetteki hurmadan, buğdaydan, üzümden vesaireden verilen sadakayı fıtırın bizim günümüzde bir sadaka adı üstünde bunun miktarının ölçüsünün asrı ı saadetteki verilen hurma miktarı, arpa üzüm miktarı üzerinden hesaplanması e, kabul edilebilir mi? Neden böyle bir anokranist bir e, davranışın içinde oluyoruz ve zamanı ıskalayarak, tarih dışı kalarak Darius Şayagan'ın ee, bu arada ruhu şad olsun ee, tarihi ıskalayarak tarihin dışında kalarak e, kendi dönemimizin gerçekliğinden kendi dönemimizin tarihsel koşullarından bu kadar uzakta dinin bu temel ve toplumsal e, paylaşımını toplumsal ve sosyal e, yaşamdaki dengeyi sağlama amacını maalesef gerçekleştiremiyoruz. Ben bunları sınıfta da öğrencilerime anlatırken verdiğim bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü benim yaşadığım kuşak bunu bilir. Türkiye'de e, yabancı marka arabaların Türkiye'ye girmesinin e, hemen hemen e, çok zor olduğu dönemlerde belli marka arabalar vardı. Ve e, onlara insanlar, zenginleri de ona binerdi. Varlıklı insanlar, imkanı olanlar da o arabalara binerdi. İsimlerini zikretmek istemiyorum ona binerlerdi. Çok da fazla başka araba olmadığı için bu arabalara binerlerdi. Ama aradan bir 20 yıl geçti. 20 yıl önce ancak zengin olanların ama bayağı zengin olanların binebildiği arabalara 20 yıl sonra fakir olanlar binmeye başladı. 20 yıl önce zenginliğin alameti olan araba 20 yıl sonra fakirliğin alametine dönüştü. Şimdi bu derece hızlı dönüşümlerin yaşandığı ve İslam dünyasını devletler olarak, coğrafya ve kültürel farklılıklar olarak ele aldığımızda örneğin bir Arap ülkesinde, Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te vesairede yaşayan bir insanın zenginlik fakirlik ölçüleriyle Mağrip ülkelerinde, Afrika ülkelerinde, Orta Asya'da, Türkiye'de, Balkanlar'da, değişik yerlerde yaşayan Müslüman ülkelerdeki Müslümanların zenginlik fakirlik ölçüleri aynı olabilir mi? Asla. Öyleyse değerli izleyenler zekat dediğimizde bu mali bir durum olduğu için malla ilgili mali bir durum olduğu için bunun iktisat ve ekonomiyle doğrudan bir ilgisi vardır. Mali ve iktisatla olan doğrudan ilişkisi nedeniyle bizim kendi çağımızda, kendi günümüzde zenginin kim olduğu üzerinden, fakirin kim olduğunun tanımlanması üzerinden ve miktarın belirlenmesi ne kadar verecek? Ne kadar verdiğinde toplumsal paylaşım, sosyal paylaşım gerçekleşebilir? Bunu belirlememiz gerekiyor. Şimdi konunun tam da burasında şu hususa da dikkatlerinizi istirham etmek istiyorum. Günümüzde özellikle günümüz itibariyle söylüyorum teknolojinin gelişmesi yani sanayi inkılabından sonra özellikle 18. 19. yüzyıldan itibaren başlayan dünyadaki bu çok köklü değişim ve dönüşümleri de dikkate alırsak bizim fukahanın kitaplarına baktığımızda geçmiş dönemde zekat konusuna ilişkin düşüncelerine tasavvurlarına baktığımızda aşağı yukarı asr-ı saadetteki tarım toplumuna, tarım toplumunun e, imkanlarına ve koşullarına dayalı fikirlerin ve düşüncelerin bu kitapları doldurduğunu görüyoruz. Ama biz artık bir tarım toplumu değil, bir sanayi toplumuna dönüştük ve sanayi toplumu olarak e, hayatımızı devam ettiriyoruz. <laughs> Peki burada ne tür bir temel fark var da bu fark benim size arz etmeye çalıştığım konum bakımından önem arz ediyor. <laughs> Şöyle. Geçmiş dönemde fukaha sanatkarların sanat aletleri yani demir başlarını zekata tabi tutmamışlar. Demişler ki bunlar demir başlardır. Bunlarla kazandıklarından zekat versin. Ne kazanıyorsa ondan işte kazandığına göre belli bir miktarını işte kırkta bir iki buçuk versin demişler. Ama bir tarım toplumunda, tarım toplumu, buradaki demirbaşla bir sanayi toplumu, bugün günümüzün sanayi toplumunun demirbaşına bakalım, fabrikalara fabrikalardaki tezgahlara, aletlere vesairelere bakalım. Buyurun. Ve büyük zenginlerimizin sürekli kazançlarını demirbaşa, fabrikaya dönüştürdüklerini ve yatırıma dönüştürdüklerini, ellerinde nakit bulundurmadıklarını düşünelim. Bütün bunlara ilaveten bir hususu da müsaadenizle dikkatinize arz etmek istiyorum. Bugün devlet bizden vergi alıyor. Devlet bizden vergi alıyor. Ve devlet bu vergiyi toplumsal paylaşım dediğimiz görevi yerine getirmek üzere alıyor ve topluma işte bugün bildiğimiz kendi devletin milli hasılasının miktarına uygun olarak da paylaştırıyor. Yeterli yetersiz tartışılır paylaştırıyor ama bir paylaşım dediğimiz <laughs> mekanizma var ve bu gerçekleşiyor. Asr-ı saadete gittiğimizde, asr-ı saadette de bunun yani zekatın, edersiniz. Zekatın yine devlet tarafından toplandığını görüyoruz. Yani Allah Resulü memurlarını gönderiyor. Toplatıyor. Beytülmale, oradan ihtiyacı olanlara dağıtıyor. Bireysel olarak sadaka ve infakta olduğu gibi bireysel olarak gerçekleşen bir durum değil. Devlet bunu gerçekleştiriyor. Peki şimdi asr-ı saadette de devlet gerçekleştiriyor. Bugün de devlet bizden vergi alıyor bugün hala İslam dünyasında özellikle bizim gibi devletin layık olduğu ülkelerde bir Müslüman vatandaş Müslüman vatandaş vergi veriyorsa zekat da verecek mi sorunu çözülemiyor. Neden? İşte bu tarihsel ve evrensellik meselesi çözülemediği için. Çünkü zekata ayrıca bakıyor. Ayrı bir şey olarak bakıyor. Ve biz neyin sabit, neyin değişken, neyin tarihsel, neyin evrensel olduğuna ve bunlar arasındaki birbirinden ayrılmaz ilişkiye, norm form ilişkisi üzerinden bakmadığımız sürece bunları sağlıklı bir biçimde güncelleyemeyeceğimizi ve güncelleyemediğimizden dolayı da İslam'ın bugünkü çağa, bugünkü insana sanki verecek bir mesajı en azından sosyal ve hukuki düzenlemeler açısından yokmuş gibi bir görüntü arz etmesine neden olduğumuzu söylemek burada istiyorum. Dolayısıyla zekat gibi bir paylaşımın günümüzde vergi olarak gerçekleşen durumunu dikkate alarak bugün yorumlamamız gerektiğini söylüyorum ve bu üzerinden de bunun detayını neden böyle düşünüyorum ve bu düşüncem ne ölçüde doğrudur ve haklıdır sorusunun cevabını buraya da yazıyorum. Önümüzdeki inşallah konuşmada başlayacağım Kur'an hermenotiği. Derslerimizde buna yeniden döneceğim. Yani Kur'an'ı bugün nasıl anlamalıyız? Kur'an bize bugün ne söylüyor? Kur'an hermeneutiğinin konusu Kur'an bugün bugün bize ne söylüyor? sorusunun cevabı olacak yapacağım konuşmalarda. Bu konuya zekat ve benzeri diğer tüm sosyal ve hukuki konulara e, da eğilmek suretiyle bu konulardaki düşüncelerimi ve görüşlerimi siz değerli e, dinleyenler ve izleyenlerle paylaşmaya çalışacağım açık sözlülükle ve açık yüreklilikle benim böyle bir adetim vardır hoca olarak bildiğim şeyleri eğmeden bükmeden e, doğru olduğunu düşündüğüm e, akademik hayatımda e, yapmış olduğum çalışmalarla e, doğru olduğuna inandığım her ne varsa e, ya da bilgi olarak her ne toplamışsam onu böyle bir vesileyle konuştuğumda ya da derslerimde e, açık bir biçimde e, paylaşmayı severim. Bunu sizlerle de inşallah paylaşacağım. Şimdi dersimizin tam da burasında bu ders mers sözcüğünü arada kullanıyorum. Beni hoş görün lütfen. E, e, hoca olarak e, normal derslerde de hep böyle söylediğimiz için e, bu bir genel YouTube e, kanalında yapmış olduğumuz bir e, sohbet olduğu için sohbet demeliyim ama arada dil alışkanlığı itibariyle ders dememe de e, hoşgörüyle bakacağınızı umut ediyorum. E, i̇nşallah e, bunu bir sürçü lisan olarak e, kabul edersiniz. Peki şimdi e, konuyu toparlayarak bu e, üç Tarihsel ve evrensellik üzerine yapmış olduğum derste e, geldiğimiz noktayı e, bu zekat örneği üzerinden e, netleştirelim ve buradan inşallah e, haftaya devam etmek üzere konumuzu e, tamamlamış olalım. bu üç ders içerisinde vahyin 610 ve 632 yılları arasında tarihle buluşmasına ilişkin tarihle buluşmasına ilişkin çok temel ilkelerin e, tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu temel ilkeleri tespit etmeden e, önümüzdeki hafta itibariyle başlayacağım. Kur'an her menüti e, konuşmalarımızın e, sağlıklı bir e, zemin üzerinde devam etmesi söz konusu olmaz. Bunun için bu üç konuşmada hatta önceki üç konuşma olan İslami ilimlerde anlam ve anlama problemi Konusunda da üzerinde durduğum üzere söylemeye çalıştıklarımın tamamını birkaç temel önerme üzerinden netleştirmek istiyorum. Bir vahi vahi indiği tarihsel ortamda tamamen anlaşılmıştır. Bu önermenin aksini kabul edemeyiz. Daha doğrusu bu önermenin aksini kabul benim bütün tezimi, bütün yaklaşımlarımı eee çürütür ve bütün söylediklerim e, anlamsız kalır. Düşüncelerimin ve anlattıklarımın tamamının anlamlılığının ve geçerliliğinin ana önermesi bu birinci önermedir. Vahiy indi tarihsel ortamda tarihsel ortamda tamamen anlaşılmıştır. Bu birinci önermeye bağlı olarak ikinci önemli önerme ki bu önermeler Kur'an hermeneti konuşmalarında bize çok lazım olacak. Vahi tek anlamlıdır. Vahiy tek anlamlıdır. Yani Allahu Teala'nın indirmiş olduğu ayetlerin ve surelerin anlamları nettir. Bunu kırmızı ile yazalım. Yani muhkemdir. Muhkemdir. Tek anlamlıdır. Muhkemdir. bunun diğer bir anlamı onu da yeşille yazalım. Muhkemdir. Bunun diğer bir anlamı yoruma tefsire vesaireye kapalıdır. Kur'an'ın indiği bir dönemde vahiyin tarihle buluştuğu dönemde anlamı tektir, sabittir, muhkemdir, herkes anlamıştır. Yoruma, tefsire Kapalıdır. Nitekim bunu Kur'an Hermöneti üzerinde çok detaylı bir biçimde her bir bu ilkeyi ele alarak daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunun üzerinde neden ısrarla duruyorum? Niye bu mevzu bu ikinci önerme, sonuç önermesi son derece önemli? Şu bakımdan son derece önemli. Daha sonraki vahyin tarihin müteakip asırlarında ve günümüzde ve kıyamete kadarki süreçlerde anlaşılabilme imkanının adeta pusulası, kıstası, ölçüsü, miyarı, mizanı bu ikinci maddedir. Burası son derece önem arz ediyor. Nitekim günümüze kadar yapılan gelenekte de İslam ilimlerde yapılan pek çok çalışmalarda özellikle tefsir alanıyla meşgul olanlar bunu gayet iyi bilirler. Hazreti Peygamber'in bir tefsirini yapmaya çalışmışlardır. Resulullah'ın tefsiri, Resulullah'ın tefsiri. Ve bunu başaramamışlardır çünkü Resulullah'ın ayetlerin anlamını tefsir sadedinde söylediği örnekler 3-5'i geçmez. Zaten Resulullah'ın tefsiri ifadesi doğru bir ifade değildir. Çünkü geçen sohbetimizde el almaya çalıştığım üzere önümüzdeki haftalarda da çok detaylı bir şekilde tekraren ele alacağım üzere Hz. Peygamber'in vahyi tefsir etmesine ihtiyaç yok. Vahiy zaten açık. Ayrıca Hz. Peygamber zaten vahyin anlamının bir parçasıdır. Onun davranışları ve sözleri vahiden hariç, vahiden ayrı şeyler değil. Onun için ısrarla diyorum ki Hazreti Peygamber olmadan tek başına vahiy İslam olarak anlamak ve İslam olduğunu iddia etmek saçmadır. Hiçbir bilgisel değere sahip değildir ve tartışmaya bile değer olmadığını ısrarla söyleyip altını çiziyorum. Bu itibarla bizim bu konuşmuş olduklarımızın hasılası olarak sonuç e, önermeleri olarak vahyin tek anlamlı oluşu ve bu vahyin tek anlamlı muhkem oluşu bizim için son derece önemli bir maddedir. Buradan üçüncü maddeye geçecek olursak değerli izleyenler vahyin indiği tarihsel ortamda anlaşılmış olması vahyin tek anlamlı olması vahyin vahyin hitap söz oluşuyla doğrudan ilgisi var. Yani vahiy bir hitaptır, bir sözdür. Dolayısıyla bizim Kur'an hermenetiği olarak başlayacağımız konuşmalarımızda ele alacağımız üzere vahyin bir hitap ve söz oluşundan bir yazılı metine yazılı metne diğer bir ifadeyle dile dönüşmesi meselesinin arasındaki farkı kesinlikle ve net bir biçimde ayırt etmemiz zorundayız. Bu ayırdımın farkına varılmadığı sürece, Kur'an tarihsel miydi, evrensel miydi, tarih üstü müydü, değil miydi vesaire şeklinde polemik türü konuşmaların Müslümanlara kazandıracağı hiçbir hayırlı bir durum söz konusu değildir. Bu itibarla bu üçüncü maddede son derece önem atfetmiş olduğum ayrımı yapmış olduğum hemen hemen bugüne kadar ki tüm sohbetlerde siz değerli izleyen ve dinleyenlere Kur'an Kur'an ve mushaf ayrımıyla işaret etmeye çalıştım. Dolayısıyla vahyin tarih ile buluşmasının adına Kur'an diyoruz. Bu Kur'andır. Bu Kur'andır. Bu sözdür. Bu hitaptır. Dolayısıyla sözün ve hitabın tefsiri olmaz. Sözün ve hitabın yorumu olmaz. Söz ve hitap söz ve hitap, hermönetik derslerinde bunun e, detayları üzerinde duracağım üzere bu bir birlikteliği gerektirir. Bu bir beraberliği gerektirir. Bir, bu karşılıklı yüz yüze olmayı gerektirir. ve Dolayısıyla bu, bu karşılıklı olma, yüz yüze olma durumu da her zaman e, bir anlamlılığı, anlaşılırlığı e, doğuracağı ve sonuç vereceği için e, Kur'an'ın birinci maddede söylediğim üzere bir anlaşılma sorunu asr-ı söz konusu olmamıştır. Çünkü bir sözdür, bir hitaptır. Ve bu söz ve hitabın içinde Resulullah eylemiyle vardır. Yani sünnetiyle vardır. Kavliyle, mübarek sözleriyle yani hadisiyle vardır. Ve burada Kur'an söz ve hitap olduğunda şu çerçeve içerisinde vahiy, sünnet hadis bunlar bir bütün halinde birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ama daha sonraki konuşmalarımızda üzerinde duracağım üzere bu durum Resulullah'ın vefatından sonraki süreçlerde birbirinden ayrılacak, ayrışacak ve artık Bizim muhatap olduğumuz ve Cenabı ı Hakk'ın mesajlarını aldığımız şeyin adı Musaf olacak. Ve mushaf bizim önümüzdeki hafta konuşmamızın konusu yani Kur'an her münetinin ana metni ana malzemesidir. Bu itibarla daha şimdiden e, altını çizerek ifade etmeliyim ki asrı ı Saadet'te vahyin tek anlamlı oluşu vahyin tek anlamlı oluşuna yapmış olduğum bu vurgu burada konu musafa geldiğinde artık bir çok anlamlılıkla ve çok çok anlamlı olma sorunuyla karşı karşıya olacağız. İşte bunları aşabilmenin bu durumun üstesinden gelebilmenin imkanını konuşmak üzere e, önümüzdeki konuşmamızda Kur'an Hermöneti üzerinden tam da bu kaldığımız e, noktadan itibaren devam edeceğim ve bu konuştuklarımızın daha anlaşılır hale gelmesi ancak önümüzdeki hafta başlayacağım ve muhtemelen birkaç hafta en az 3 hafta sürer diye tahmin ediyorum. Birkaç hafta sürecek olan konuşmalarım ile netleşecek diye düşünüyorum. Bugüne kadar konuşmuş olduğumuz konularda tarihsel sözcüğünün anlamını, evrensel sözcüğüyle olan ilişkisini, ele aldık. Kavramsal olarak bunları nasıl anlamamız gerektiğini, nasıl anladığımızda bunları doğru anlamış olacağımızı konuştuk ve bugünkü dersimizde tarihsel bir örnek olarak zekatın evrensel bir paylaşım aracı olarak bir evrensel paylaşım vasıtası olarak insanlık tarihinde neye tekabül ettiğini ne anlama geldiğini sizlere özet halinde ve sadece kavramsal olarak ele aldım bu konunun anlaşılmasının bir örneği olmak üzere sunmaya çalıştım. Az önce de taahhütte bulunup söz verdiğim gibi tüm sosyal ve hukuki Kur'ani düzenlemelerin Kur'an hermeneti çerçevesinde nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bu arada ibadete ilişkin, inanca ilişkin konularında bu bağlamda Kur'an hermöneti üzerinden onlara ilişkin hiçbir şey söylenmeyecek mi? Onlarla ilişkin hiçbir husus yok mu e, sorusu aklınıza gelebilir. Elbette var. Onları belli bir sıra dahilinde inşallah belli bir sıra çerçevesinde e, ele alarak siz değerli izleyenlerime arz etmeyi ve sunmayı düşünüyorum. Umarım e, bu üç derste gerçekleştirmiş olduğumuz Kur'an'ın evrenselliği ve tarihselliğine ilişkin tartışmalara bir nebzede olsa bu sohbetlerimiz bir ışık tutmuştur. Umarım önümüzdeki haftalarda yapacağımız konuşmalarda bu ışığın biraz daha netleşmesini, daha aydınlatıcı hale gelmesini ve e, izleyenler ve dinleyenlerin e, düşüncelerinde bu problemin e, inşallah problem olmaktan çıkmasına e, vesile olmasını e, canı gönülden diliyorum ve hepinize e, hayırlı hafta sonları, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Bir pazar gününde e, vakit ayırıp bizi Dinleme lütfunda bulunduğunuz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir sonraki Salıda, inşallah haftaya Salı değil, bir sonraki Salıda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim, sağlıcakla kalınız.